Ayşegül Dursun. 26 yaşında ve 4 yıllık evli. Aslen Adanalı olan gelinimiz bir firmada yönetici olarak çalışıyor. Aslen'le gelin evinden herkese merhabalar. Biz bugün Bursa Kestel'de Ayşegül gelinin evine konuk oluyoruz. Gelinlerimi aldım. Şöyle bir ilerleyelim. Ayşegül Adanalıydı Aslen. Evet. Eşi de Erzurumluydu. Denizli'de büyümüşlerdi ve Bursa'ya yerleşmişlerdi. Aynen böyle bir hikayesi vardı. Bakalım bizi nasıl karşılayacak. Ama önce ne yapalım biliyor musunuz? Puanlarımızı bir hatırlayalım. Evet Emine'cim, sen yanılmıyorsam 10 puan aldın gelinlerden. Evet Aslan'ım 10 puan aldım. Bilin sen de 10 puan. Ben 8 puan aldım. Ve Sude'cim sen de 13 puan almıştın. Paranın rengi Sude moru da giymiş gelmiş diyorsun, para bizde. Peki bir şey söyleyeceğim. Kebap kokusu mu alıyorum yoksa psikolojik olarak mı? Evet kebap kokusu ben de alıyorum. Her yeri silmiş kokusu. Geliyor. Sahiden. Evet. Bak ben size söyleyeyim, biraz böyle Adana. Biraz da ciğer mi bu? Ben de kedi gibiyim. Burası şey, Ayşegül'lerin evi burası olması lazım. Bu site. Evet, evet şurada da bir kalabalık var. Yürüyün bakalım. Aslanım gelin gelin, mangal kokusuna gelin. Vallahi geliyoruz. Buyurun gelin aslanım. Gelmez miyiz? Yanıldık mı? Yanılmadık. Dedim ki gelin Adanalı, bizim acaba psikolojik olarak mı dedim koku almaya başladık biz. Değil, gerçek. Geldi Adana kokusu mu bu? Evet. Ay merhaba ustam. Merhabalar. Nasılsın? Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisin? Ben Adanalıyım. 30 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Ay, ellerinize 15-18 yıldır bu işi yapıyorum. Vay be, bizi böyle Adana kebabıyla, ciğer bak doğru koku almışım ciğer. Bizi Adana'yla kebapla karşılıyorsun, evet, çok havalı. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Kaç gündür mangal dedik, dedim mangalın aslında Adanalı'dan görün. Vay canına, Bursa'da efendim Kestel'de mangal yakmadık demeyeceğiz. Hoş geldiniz Aslan. Evet eşim Aslan. Merhabalar. Merhaba, isim? Emre. Emre'cim çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Vallahi, tekrardan hoş geldiniz. Sağ olasın. Sen ne iş yapıyorsun? Kebapla bir alakan yok, var mı? Yok kebapla alakam yok. Ben lojistik işi yapıyorum. Anladım. Daha... Bugün böyle moral desteği için hanımın yanındasın. Evet. Bana şans. Eşime güveniyorum. Evet. Çok güzel. Sen çalışıyor muydun? Ben evden çalışıyorum. Network işi yapıyorum. Network. Pasta, börek. Ah çok evet. Güzel. Çok güzel. Aferin. Ellerine sağlık. Ay bizim karnımız acıktı. Şöyle şuradan alsak olmaz mı? Hemen. Bence... sizin için yapıldı bunların hepsi. Hemen tadına bakacağız. Hemen hazırlayalım. Ustam yardımcı olur musun? Hadi o zaman. Peki ustamızın elinden yiyelim. Bizim evde İskender'i gördü. Kendisi de kopya çekmiş biraz. Adana'ya çakmış. Mangal dedik. Mangalı gördük. Birkaç şöyle gelin gelin. Şalgam da var galiba. Aa şalgam, evet, şalgam da var. Şalgam suyumuz da var. Evet. Ay, bu kebabın Adana yanında. Adana ciğer, tavuk. Ha. Hangisini istersiniz? Ben Adanacıyım. Ciğeri tamam. De severim. Siz de seversiniz. Tavuk. Tavuk. Tamam. Siz tavukçu musunuz hepiniz? Sana. Adanalıyık Allah'ın adamıyık diyorsun. Dürüm mü yapalım, tabakta mı istersiniz? Valla dürüm. 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 Şöyle. Dürüm olur ama biraz daha mı pişseydi? Tabii tabii, ben şimdi yağını alacağım. Ya, yağını aldırıyoruz. Bakın özelliği. Yağı alınıyor ha. Sen... Adana'dan mı buraya gelin geldin? Nasıl oldu? Ben Denizli'den gelin geldim. Babam, babaannemler, herkes Adanalı. Nerede yaşıyorlar ailen? Denizli'de yaşıyorlar. Denizli'de yaşıyorlar. Doğru biliyorum. Bilgiler doğru, gördünüz mü? Oh acılı acılı. Şöyle üşümüştük de biraz. Neşe'cim sen tavuk mu istemiştin? Evet. Tamam. Sen ne istemiştin Sude? Tavuk. Tavuk. Bir tavuk daha çek. Bir tavuk çek. Oo böyle üstüne bir şey yapıyor. Öyle bir güzel. Bandırmalı bir şey oluyor yani. Şimdi bir tane de ben bir dürüm yapacağım. Ustam pişti mi? Evet, şunu çekebilirsiniz. Bunu mu çekelim? Evet. Şimdi efendim nar gibi kızarmış Adana'mızı. Bakın bakalım Adana gelini olur mu olmaz mı? Şöyle miydi? Evet. Şöyle. Ekmeği bastın üstüne. Ekmeği bastırdık. Şişi çek. Şişi çek. Sen dur şimdi, beni bilmiyorum sanıyorsun sen değil mi? He şimdi dur. Ne? Püf noktayı söyle. Bakın şöyle. Tuttuk kebabı. Zırhla çekilmiş. Zırh kebabı olunca böyle evet. Dökülmüyor.
Çek bir sumak. Sumağımızı da koyduk mu ustacığım? Becerebildin mi? Çok güzel. Bunu böyle attan. Evet. Alttan bir. Evet. Buradan iki. Evet. Lavaşı biraz fazla oldu. Buradan alalım tamam. Kenarından. Buradan hamuru yemeyelim. Zaten diyetteydim ben. Kendi dürümümü de kendim mi yaptım? Ne evet, yaptım? Çok güzel oldu. Becerdin mi? Çok güzel becerdim. Vallahi. Evet. Hadi bakalım o zaman. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bir tadına bakıp yorumu yapalım. Tamam. Hadi. Gayet güzel. Gayet güzel. Lezzetli. Çok güzel olmuş. Çok makbule geçti. Vallahi geçti, acıkmıştık yani. Evet.